Merhaba sayın seyirciler. Şimdi gazetecilik kulübünde toplanmış olan Lokum ve Can'ın yanındayız. Evet, bugün hangi konuda haber yapmayı planlıyorsunuz çocuklar? Bilmiyoruz. Düşündük, henüz bir şey bulamadık. Arkadaşlar, sizin için harika bir haber fikrim var. Nedir Defne? Ne düşündün? Buraya gelirken beden dersi için top almak için oyuncakçıya gittim. Fikir orada aklıma geldi. Ne düşündün Defne? Merak ettik. Hadi siz de benimle gelin, oyuncakçıya gidelim. Peki. Hadi o zaman çocuklar. Sen de gel kedicik. Yalnız evcil hayvan kabul edemiyoruz. Ne yapalım? Sen bizi dışarıda bekle kedi, oldu mu? Bize yardımcı olur musunuz? Sen demin gelen kızsın değil mi? Kız çocukları için oyuncaklar şu tarafta. Aradığın kesin oradadır, bir bak bakalım. Çocuklar, erkek çocuklar için de oyuncaklar öbür tarafta, siz de oraya bakın. Evet, ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bir bakın bakalım. İyi de ben yemek yapmayı çok seviyorum. Ne yani, mutfakla ilgili oyuncakları kız çocuklar için olan taraftan mı almak zorundayım? Ben de futbol oynamayı, dinozorları çok seviyorum. Şimdi anladınız mı ne düşündüğümü? Anlaşılan Defne oyuncakçıda kız çocuklarına ayrı, erkek çocuklarına ayrı taraflarda oyuncakların satılmasından rahatsız olmuş ve bunun hakkında haber yapmaya karar vermiş. Hadi siz oyuncakların bir listesini yapın, ben de fotoğraflarını çekeyim. Aradığınızı buldunuz mu küçük hanım? Evet bulduk, teşekkürler. Bir şey alacak mısınız peki? Hayır, şimdi almayacağız, teşekkürler. Evet, galiba çocuklar yapacakları haberi hazırladı. Anlatın bakalım, neler yazdınız haberde? Şimdi önce oyuncakçıda gördüklerimizi yazdık. Kız çocuklarına ve erkek çocuklarına ayrı ayrı bölümler var ya. Mesela bir spor oyuncağıyla oynamak isteyen bir kızın gidip o oyuncağı erkek çocuklar bölümünden alması gerekiyor. Bu haksızlık. Ya da mesela mutfakla ilgili bir şey almak istiyorsan kız çocuk bölümünden almak zorundasın. Biz bütün iyi oyuncakların bütün çocuklar için olduğunu düşündüğümüzü anlatan bir haber yaptık. Evet, başlığı da bu şekilde. Harikasınız çocuklar. Şimdi bundan herkesin haberi olacak. Bence oyuncakçı da artık oyuncakları konularına göre ayırır. Böylece herkes aradığı şeyleri raflarda bulur ve istediğini alır. Her zamanki gibi harikasınız.